Tamer Korkmaz Derin Bağlantıların Toplu Fotoğrafı Euro 2024'ün ev sahipliği oylamasında sürpriz yoktu. Netice daha evvelden belliydi. Oylamanın öncesinde içeride Almanya havlu attı, organizasyonu alıyoruz açıklamaları yapanlar vardı. Anlaşılan bunlar Avrupa futbolunu yöneten mafyatik yapılanmanın Gladio ile bire birebir bağlantısından haberdar değillerdi. Bu tür oylamaların yahut kararların derin siyasetten bağımsız olmadığını bir kere daha gördük. Kimin eli, kimin cebinde. Oylamanın sonucu Almanya Futbol Federasyonu ile Almanya'nın önde gelen siyasetçilerinin Mesut Öz ile yönelik ırkçı tavırlarının ödüllendirilmesidir bir bakıma. UEFA başkanı seçilmesine Türkiye'nin de destek verdiği Alexander Seferin Almanya için çalıştı. Almanya'ya oy veren İtalyanlardan Andrea Agnelli ise derin İtalya diye tanımlanan Agnelli hanedanına mensuptur. Juventus kulübünün başkanıdır. FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'deki Şike kumpasının UEFA ayağında konuşlanan dönemin başkanı Fransız Michel Platini, Juventus'un formasını giydiği senelerde Agnelli ailesinin gözbebeğiydi. Andrea Agnelli'nin babası Umberto Agnelli'dir. Uzun yıllar evvel Juventus kulübünün başkanıydı. Fabrika Italiana Otomobili Torino'nun yani Fiat'ın Umberto Agnelli'si 12 Şubat 1971 tarihinde R. Koch. Mr. Smith ile birlikte Tofaş fabrikasının açılışını yapmıştı. Umberto'nun kardeşi Gianni Agnelli vaktiyle İtalya'nın derin baronuydu. İtalya'daki gladio yapılanması Agnelli hanedanı eliyle derin Amerika'ya bağlıdır. Agnelliler uzun yıllar koçlarla çok yakındır. Rakıcı Baronlar Tofaş 50. yılını kısa bir süre önce 18 Temmuz 2018 İstanbul'da Four Seasons Oteli'ndeki bir davetle kutladı. Fiyatın patronu John Elkin kürsüde R. Koç ve Ö. Koç ile birlikteydi. Genç patron Elkin gecede bir konuşma yaptı ve elindeki rakı kadehini bu başarı hikayesinin 50. yılı şerefine diyerek kaldırdı. Rakı kadehi en çok olay yerindeki Ertuğrul'u mest etmişti. Agnelli ailesinin fiyat yönetimindeki günümüzdeki varisi Gianni Agnelli'nin torunu John Elkin'dir. John Elkin'ın annesi Margarita Agnelli, babası Fransız Yahudisi olan gazeteci yazar Alan Elkin'dir. Euro 2024'te Türkiye'ye değil Almanya'ya oy veren Andrea Agnelli, John Elkin'in kuzenidir. John Elkin aynı zamanda İngiltere'de yayınlanan The Economist dergisinin sahibidir. Bu dergide bağımsız Müslüman Türkiye'ye ateş püsküren sayısız yayın yapıldığını hatırlıyoruz. The Economist 12 Haziran 2011 seçimi öncesinde CHP'ye, 7 Haziran 2015 seçimi öncesinde de HDP'ye oy istemişti. İslam düşmanı bu derginin dünyada 2018 kapaklı sayısında imamları kontrol altına almak Türkiye'de Diyanet Siyasal İslam'a Teslim Oluyor başlıklı bir yazı yer aldı. The Economist Diyaneti 30 küsür yıl önce siyasi karargahında üretilen ve sonrasında FETÖ eliyle sahne aldırılan ılımlı İslam modelini öneriyordu. 20 Ocak 2018 Akit Fikri takip Erdoğan'ın Almanya ziyareti münasebetiyle birkaç gazetede yine şu Almanya ile yeni dönem başlıkları atıldı. Sadece 2018 yılında dördüncü defa yeni dönem yaşanıyor. Demek ki ilüzyon yahut göz boyama tam gaz devam ediyor. Kahpe Almanya'nın FETÖ ile PKK terör örgütüne ve de 007 John Dündar'a kusursuz desteği devam ederken hangi yeni dönem yahu? Düzenbaz Angela Merkel FETÖ konusunda halen daha delil istiyor. Ortada delilden bol bir şey yokken FETÖ'cülerin hamisi şansölye ipe un seriyor ve bunun adı içerideki bazı gazetelere göre Almanya ile yeni dönem oluyor. Daha evvel Ankara'nın Berlin'e verdiği 136 kişilik FETÖ'cü listesi bile terör destekçisi Angela Merkel'in umurunda değil. Çünkü bu hainlerin alayını ihtimamla koruma altına almış durumda. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak.